Robotik cerrahinin de kendine has riskleri vardır. Robotik cerrahi de bir laparoskopik cerrahidir. Aynen standart laparoskopide olduğu gibi hastalara delik açmak zorundayız. Bu delikleri açarken kör bir işlemdir, organ yaralanmalarına yol açabiliriz. Robotik cerrahide kullandığımız aletleri uzaktan manipüle ediyoruz. Elimizde değil aletler. Dolayısıyla kullandığımız gücün farkında değiliz. Aynı zamanda da dokunma hissine sahip değiliz. Bundan dolayı ilk yaptığımız vakalarda ciddi organ yaralanmalarına yol açabiliriz. Bunun haricinde kullandığımız aletlerin hem yakma, hem tutma, hem kesme özellikleri var. Ve bu özelliklerini aletlerin ayaklarımızla, pedallarla manipüle ediyoruz. Eğer tuttuğumuz aletle yakma işlemi yaparsak yanlışlıkla, dolayısıyla istemediğimiz bir organı yaralama şansına sahibiz. Dolayısıyla göz, el ve ayak koordinasyonunu ameliyat esnasında iyi kurmak ve konsantrasyonu yüksek tutmak gerekir. Bunun haricinde aletleri değiştirirken masa başında değiliz biz. Masa başındaki yardımcı personel veya asistan aletleri değiştiriyor. Ve mutlaka bu aletlerin giriş çıkışlarını kamera ile bizim gözlemlememiz ve kontrolsüz bir şekilde aletlerin içeri sokulup bizim kontrolümüzün dışında organ yaralanması yapmamasını sağlamamız lazım. Cerrahide bir laparoskopik cerrahidir ve teknik bazı aletlere bağımlıyız. Bu aletlerin bozulması veya hastaya bağlı bir takım teknik nedenler nedeniyle cerrahiye robotik olarak devam edemeyebiliriz. Hasta da açığa geçmemek için, gereksiz yere açık cerrahi yapmamak için aynı vakayı laparoskopik olarak da yapabilecek kapasiteye sahip olmamız lazım ki boşu boşuna açığa geçmeyelim. Bu da robotik cerrahide ki komplikasyonlardan veya olumsuzluklardan bir tanesidir.